Herkese merhabalar, selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Kaptan Britanya'yı Britanya'ya yollayacağım. Ondan sonra 6 yıldız bir seçili kristal açacağım Baba Hiperon için. Kadromu bu şekilde bir düzenleyeyim. Sizler de videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Yeter arkadaşlar, bunları demekten dilimizde tüy bitti. Ama siz hala inatçılık edip kanala abone olmuyorsunuz. Yani canınız sağ olsun ama yapacak bir şey yok, ne yapalım yani. Bir o kadar samimi, bir o kadar işten olmaya çalıştıkça bu ne diyor mal der gibi bana şu an bakıyorsunuz. Belki saydıranlar da var, bilemiyorum. Yani boş yapmayalım çok. Şöyle arkadaşlar, bugün Kaptan Britanya'yı keseceğim. Ondan sonra 6 yıldızlı bir kristal açacağım. Ama seçili kristal, Baba Hiperon için açacağım. Şimdi şöyle yollara baktığımda diriltme var, gördüğünüz gibi. Diriltme olan yoldan hemen ne yapacağız? Yapıştırıp gideceğiz. Siz olun, her zaman öyle yapın. Evet, tıklıyoruz. Diriltme olan yoldan, yani yondunun olduğu yoldan gidiyorum. Dövüşler biraz uzun soluklu olabilir. Sadece nasıl dövüştüğünü yani bilmek gerek. Şöyle söyleyeyim, kaçış yapan karakterler bunlar. Karolarından dolayı. Gördüğünüz gibi karışım karosu var. Yani aynı hareketi üst üste yaptığında arkadaş kaçıyor. Bunun da yapmaması için şok vermeniz lazım. Şok veren karakterlerden birisi de gördüğünüz gibi elimde bulunan kara dolu ölümcül soy. Her kaçışa yeltendiği sıra biz pasif olarak maksimum 10 tane hiddet olmak üzere biriktiriyoruz. Gördüğünüz gibi kaçış başarısız dedi. Bir kere de kaçtı bu arada. Şöyle bir L2 ile içinden geçecektiriz. Tabi L2'miz dolana kadar. Güzel. L1 atsın, bir tane atsın, ne olur ne olmaz, risk almayalım. L1 atmıyor. L1, L1, hadi benim koçum kaçtı. Gördüğünüz gibi atılma saldırısını üst üste iki kere yaptım, o yüzden kaçtı. Evet, sakin, ağır saldırı yaptı, üzerine atlayabilirdim. L1 attı, bam 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 bam. L2 16, neler vurdu neler. Neler vurdu neler. Kaptan. Kaptan nereden çıktı? Karalı ölümcül soy. Şimdi yonluğu kestik. Şimdi yavaş yavaş da boss'a doğru gideceğiz. Kaptan Britanya'ya karşı daha önce de dövüşmedim. Hani nasıl dövüştüm de bilmiyorum. Umarım bizi zorlamaz. Elimde bir tek koruyucuyu aldım. Kaptan Britanya'ya karşı sınıf üstüne olduğumuz için ve L2 ile bir bakıma içinden geçerim düşüncesi de kafamda var yani. Şimdi kış askerini de bir keselim. Uygun karakterlerle oynadığımız zaman yollar çok zevkli ve basit hale geliyor. Onun harici mesela bu arkadaşın kaçışını kapatamasak harbiden burnumuzdan kıl alabilecek gibi dövüşür. Şöyle blokta vurun, kaçış başarısız yazsın arkadaşlar. Evet. Çünkü 10 tane pasif hiddeti aktif hale getirdiğimizde L2'mizin hasarı çok güzel, kayda değer bir hasar olacaktır. Kaçış başarısız diyor tekrardan. Hatta hemen böyle bir yapalım. 16. Neler vuruyor? Neler vuruyor? Neler vuruyor? İçinden geçti. Sakin oynayın. Ya bu oyunun her zaman genel olarak her videomda da belirtiyorum. Hani 10 videoda 5 video, 6 videoda bir söylüyorum belki de. Ya da 4 video, 3 video, bilmiyorum artık. Ama genel olarak sakin 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 olacaksın. Oyunun zevkini çıkararak oynayacaksın. Kafaya takmayacaksın. Ben burayı geçmeliyim. Bakıyorum kimisi şey yapıyor, diyor ki ya ben burayı oynamazsam uyuyamam falan. O psikolojiye bürünüyor. Bu arada Amerika Chavez'in şöyle bir sıkıntısı var. Gereksiz şekilde ağır saldırıya bak yelteniyor. Bu da kendisine gördüğünüz gibi negatif bölgeyi açtırıyor. L2'yi patlatsam bir hasarını görsek. Abo, abo, aga, aga ne hasar vurdu ya. O zaman oynayalım biraz. O zaman oynayalım. Bıdı bıdı yaptık. Biraz bıdı bıdı yapınca içimizden geçti. Evet, şimdi senin gününü göstereceğim. Hedefe kilitlendi. Falcon. Şimdi şöyle bir taktikle oynayacağım. Özel saldırı atmayacak hiç. Bakın arkadaşlar, iyi izleyin. Kaçış yaparak oynarsanız özel saldırı yapar. Bak yavaş yavaş üzerine gidiyorum. L2 attırmayacağım bu sefer. İyi izleyin. Evet, bak. Bak şu anda
Şu anda mesafeyi koruyorum, sürekli yanıma yaklaşsın diye. Hedefe tekrardan kilitlendik. Evet. Ölmezse, evet, kestik. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde özel saldırı da atmadı. Ya bu biraz tecrübeyle olan şeyler. Hani böyle şöyle şöyle özelliği var deyip özel saldırı attırmazsınız gibi bir şey yok. Kimisi de atıyor ama genel olarak tutan şeyler bunlar. Hani bazı şeyleri yaptığınızda tutuyor ve atmıyor özel saldırı mesela. Her karakterin kendine has oynayış tarzları var. Evet. Çok güzel. Düz vuruşlarla bunun içinden geçeceğimi düşünüyorum. Aa, düşüren örümcek dedi. 20k düz vuruşları kes. 21k L1 attım. Kanamaya bak, kanamaya bak. Normalde böyle kanatsa var ya. Of 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 of. Çok güzel, çok rahat şekilde kestik. Gönül kaç yıl kahrını çekti. Şöyle şuradan enerjileri de kullanalım. Biraz dövüşlerin süresi kısalsın. Onu fark ettim ki uzuyor yani. Gerektiğinden fazla uzun. Ama çatır çutur oynarız. Hiç sıkıntı değil. Proxima'yı da bir keselim bakalım şimdi. Doom'u falan da aldım. Her ihtimale karşılık yani. Bakarsınız ki boss'taki Britanya bizi ondan sonra gönderir bir yerlere. Hiç gerek yok risk almanın. Şöyle düz düz vuralım. 6k düz vuruyor şu anda. Evet, 6700'leri gördük. Güzel. Çok iyi. Sezgiyi de açtık. Sezgi. Evet. Güzel. Şimdi ya hafiften kaçmaya çalışıyoruz. Hop, üzerimize at. Gördünüz mü? Şu anda attı mesela. Hedefe kilitlenelim. Evet, keşke sezgi açık olaydı ya. Evet, sezgiyi açtık. Güzel. Oga ne vurdu be? Oo, what the hell? What the hell, neler oluyor arkadaş? Şimdi. Devam. Güzel oynuyoruz. Sakin oynuyoruz. Kendimizden emin vaziyette oynuyoruz. Şimdiki karakter Hood. Hood'a karşı Hood Shot yapalım. Hood Shot. Şimdi Kaptan Britanya da şey Angela'ya benziyor. Sanki bacısı kardeşine benziyor yani böyle tipi müpi. Yalnız şu an çok gıcık bir oyun tarzı oynadı. Aa, what the? Aga öldürdü bizi ya. Hiç sevmedim. Şimdi aa çok kötü. Çok kötü. Müthiş canımı düşürüyor şu anda. O 3 tane verdiği etki bizi indirebilecek vaziyette. Çıkış mı yapsam bakalım. Ölmedim ama çıkacağım. Böyle olmaz. Kızıl kanat da hazır. Öldüm. Neyse. Bir şey olmaz. Zaten boss için bunların hiçbirinin iş yapacağını düşün. Gerçi oynarsan her türlü iş yapar da yine de olsun ya. Çok sakin oynuyorum. Uzun zamandır böyle video çekmeyince insan sakinleşiyor. Dinginliğim belli değil mi? Sakinim bayağı, evet. Huzur doluyum şu anda. Kendimden geçmeyeceğim dedikçe. Ama başka oyun... Aga ne ya? Sen deletti ya. Çıldırtmayın beni ha. Oynattıracaksın illa bak. Ağzını burnunu kırarım ya. Tüh. Keşke onu yemeseydim. Şöyle bir ağır saldırı. Abo. Çok kötü oynadım ya. Hiç sevmedim. Olmadı bu. Çıkış abi. Hani köstebek adamı vermeyelim bir zahmet. Ha, çok kötü oynadım be. Yo, indirecek. O verdiği. Oha. Çık abi. Çık. Neyse buradan böyle dönüş yok. Iskalayacak en iyisi. Öleceğim belli yani. Öldüremem de onu şu anda. Süreye baktım. Yok. Hemen anında çıktım ha. Yoksa ölmüştü. Knock code KO yazmadan çıkış yaptık. Bir daha girdim. Şimdi baştan başlayacak. Çok kötü oynadım. Biraz hesabı almadan oynuyorum. O yüzden dolayı yani. Beni biliyorlar. İzleyenler biliyor nasıl oynadığımı. Kaydı aldığımızda iyi oynarız. Zevkin oynadığımda da böyle pataküte bam güm oynayış tarzıyla
nakatı veriyoruz. Neyse. Şimdi bak biraz oynayayım da görün hadi. Hadi biraz ciddiye alarak oynayacağım bak. Ciddiye alarak oynadığımızda nasıl oynayacağız? Şöyle ağır saldırı yapıyoruz öncelikle. Bir tane daha gelecek. Şöyle bir ağır saldırı daha. Bekliyorum. Çılgınlık hazır halde. Çılgınlık aktif hale geldi. Şimdi kaçış başarısız diyecek. İçinden bir geçeyim ben bunun. Belli oldu yani. Şöyle ağız burun çata çuta pataputa yani. Tak bir ağır saldırı daha. Hop geri kaçtık. Gördüğünüz gibi L1'i takır tukur atıyor. L2 attık 14k 4 19 çok iyi. Gördüğünüz gibi oynayınca yapıyoruz yani. Evet, dövüş de burada biter. %100 canla çıktım. %100 değilse bile %100'e yakın bir candı herhalde. Yani buradan bakınca %100 görünüyor. Şimdi geldik Kaptan Britanya'ya. Britanya'yı gönderelim gel. Evet, ışınlanalım. Kaptan Britanya. Hello, how are you today? Britanya mı ya? Hakikaten Kaptan Britanya'mış, tamam. Özel teslimat Karasuar, 15 tane darbe sonrasında bozma yiyoruz. O yüzden 14. darbede özel saldırı atmamız gerekiyor gibisinden şöyle bir ağır saldırı yapalım. Canavar kütlemiz şöyle, çılgınlığımız hazır. Çılgınlığa dönüştü. Ağız burun çata çuta yani. Şöyle bir ağır saldırı daha yaptık. Şöyle bir ağır saldırı daha. L2'si doldu. Hiç bilmiyorum nasıl atacak. Işın mışın kılıç mı atacak artık. Valla silahına bakınca bir elektrik şoku falan var. Sanki ışın atan bir tipi varmış gibi duruyor. Ama ne derece doğru onu bilemedim şu anda. Yaptıracak. Evet. Çok da bir şey yok. Işın mışın da atmıyor. Aa, basit lan bu. Şöyle bir ağır saldırı. L2 attım. 8. 2. Vurmadı çok. Vurmadı. Sınıf üstünü ona rağmen oynuyoruz. Aslında bir bakıma görmek için girdim. Sınıf üstünü bir karakterle. Hakikaten çok zorlamıyor ya. Vallahi adam akıllı oynasam bunun içinden geçerim. Şu an çok durgun durağan. Kendimden birazcık emin şekilde oynuyorum. Şöyle bir ağır saldırı daha yaptım. L2 patlattım. 8, 2, 2, 11. Hakikaten içinden geçiyorum an itibariyle. Bir ağır saldırı daha. Çok zorlamıyor bizi. Evet, düz vuruşları kes. Hepsi kritik de. Bim bim vuruyor. L1'e de bir şey değil. Kılıç attı. Şöyle ağır saldırıyı patlatalım. Bir ağır saldırı daha. Canavar kütlesi, güç iğnesi falan filan diyor. L2 attım. Ulan one shot'a doğru gidiyoruz ha. Şaka gibi. Oyuna şöyle bir şey yaptım da. One shot'a gidiyoruz. Sakin. Aoo! İki hareket yapıyormuş ya. One shot attım sayıyorum ben bunu. Arkadaş bak 4000 canı kalmış. Ne öyle? O ikinci hareketi hiç ummadım. Ya işte bu tecrübesizlik. Önceden oynamış olsaydım tabii şöyle yapacağını bilirdim. Bu arada dövüş de bitti burada. Şimdi arkadaşlar seçili bir kristal açacağız. Baba Hyperion için 6 yıldız umarım açarız. Artık bu dakikadan itibaren oyunu da zevkine oynamaya başladım. Bu da Battlegrounds getirmişler. Mal öyle saçmalık görmedim ben ya. Vallahi billahi getirmişler ama hakikaten çok kötü. Şimdi arkadaşlar macerayı bir kere tamamlayıp kristali açtığımızda genel olarak güzel karakterler açıyoruz. Tecrübeyle sabit konuşuyor vaziyetteyim şu anda. Öne çıkan 6 yıldızlı kahraman kristali alıyorum. Umarım Antivenom, Nimrod, Knull, Cersei de fena değil. Icarus çıksın bak isterim. Kid Pryde of. Ama önceliğimiz tabii ki Baba Hyperion. Baba Hyperion'u alırsak güzeldir. Şimdi bir kere aldım, çıkış yapıyorum. Bir daha alıyorum, çıkış yapıyorum. Bir daha çıkış. Şimdi bunu da açacağım. 3 daha açıyorum. 3 daha açıyoruz. Bıraktım abi. İlk sırada Dragon Man, alttan Hitmonkey, Nemrut geçiyor. Baba Hyperion'u bir kere gördüm. Icarus'i gördüm. Nemrut, Baba Hyperion. Biraz dönsün kristal. Heyecanın dorukta olduğu anlardan birindeyiz. Umarım çığlık atacağımız bir
karakter gelir. Baba Hiperon mesela. Bastım. Bastım, bastım, bastım. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Şu an tüylerim diken diken. Sağa bir tık kaysa, bir tık kaysa baba Hiperon. Sersi geldi. Ama bir tık kaysa baba Hiperon. Dargınım yalan sözlere resmen. Yani böyle şuradan bir arabesk şarkı çalsa. Harbiden yani şaka gibi. Hani sert kötü karakter değil. O yüzden böyle bir gıcık bir pozisyonda etmedim. Ama bununla ikidir. Bir iki baba Hiperon arasında durdu. Şimdi de baba Hiperon'un yanında durdu. Dalga geçiyor benimle sanki oyun. Şaka gibi. Ama yani ne üzüldüm ne sevindim videosu oldu bu. Hani sert çıktı. Yani ben diyecek bir şey bulamıyorum açıkçası şu anda. Hani üzüldüm desem yalan olur. Ama baba Hiperon'un yanında durması da beni üzdü. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.